seni mabuduma canan diye sevdim, sevdim seni mabuduma canan diye sevdim, bir ben değil alem sana hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Vatan. Anadolu kolay vatan olmadı. Allah Resulü vatan sevgisi imandan gelir diye buyuruyor. Vatan için verilen mücadeleler kutsaldır. Evet, Anadolu'yu vatan yapanlardan söz edeceğiz. Giresun'a götürüyoruz sizi ve Giresun bölgesinin asırlar önce nasıl vatan olduğunu, kimler tarafından yurt yuva kurulup vatan haline getirildiğini ve vatan haline getiren Allah dostları gönül sultanları ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerimiz başlıyor. Belgesel tadında Giresun tarihine yolculuğa çıkıyoruz. Kültür medeniyet tarihimizin çağladığı Harşi Tırmağı'nın Karadeniz'e kavuştuğu bereketli coğrafya. Milli ve manevi tarihimizin önderleri, ilim, irfan sahibi alimler, evliyalar ve şehitler diyarı. Bölgeyi vatan yapan manevi fatihler, gönül sultanı Gazi Alperenler. Kendilerini cami, mektep ve medreselerine hapsetmeyip, halkın arasına karışıp insanları bilgilendirmeye ve talebe yetiştirmeye adadılar. Dini hizmetleri ve kerametleri dilden dile anlatılarak bugünlere geldi. Yakın tarihimizde parıldayan, Anadolu'muzu vatan yapan o gönül dostu alimlerden birisi de şüphesiz Karavelioğlu Mehmet Hoca'dır. Türkistan'dan Anadolu'ya gelip bölgeyi vatan yapan Horasan erlerinin örnek alınacak hayatını anlatacağımız bu belgeselde kameralarımızı önce atalar diyarı Türkistan coğrafyasına çeviriyoruz. Türkler için batıya yürüyüş, tarih boyu vazgeçilmez bir tutku olmuş. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmak için bir kızıl elma ülküsüyle Konstantiniyye'yi gülzar kılıp İstanbul yaptılar. Viyana önderine dayandılar. Roma'yı fütuhat planına aldılar. Türklerin Orta Asya bozkırları, Altay Dağları ve Horasan'dan başlayan göçleri asırlarca devam etti. Beylikler ve devletler kurulmuş, Türk göçleri en çok Anadolu'da karar kılmış. Türkistan. Batıda Hazar Denizi'nden, doğuda Altay Dağları'na, güneyde Pamir Dağları Horasan'dan, kuzeyde Ural Dağları ile Sibirya'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızın adı. Bize Orta Asya diye öğretilse de adıyla, şanıyla Ulu Türkistan. Atalar diyarı. Doğusu ve batısıyla ana vatanımız, gönül coğrafyamız Türkistan. Buhara'dan Kaşkar'a, Semerkant'tan İstanbul'a, Belh'ten Bursa'ya, Merv'den Konya'ya, Bişkek'ten Bakü'ye, Aşkabat'tan Ankara'ya, Tanrı Dağları'ndan Karadeniz yaylalarına kültür ve medeniyet coğrafyamıza ev sahipliği yapan, Anadolu'yu manen fetheden gönül sultanı Horasan erenlerinin yetiştiği kadim diyar Türkistan. Farabi, İbn Sina, Ali Kuşçu, Ulubey, Harezmi gibi bilginlerin, Buhari, Tirmizi, Maturidi, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, Molla Cami gibi alimlerin ve Ahmet Yesevi, Şah-ı Nakşibend,
Mevlana, Hacı Bayramı Veli, Yusuf Hemedani gibi gönül sultanlarının yetiştiği bereketli topraklar. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde Horasan Alpereni Gazi dervişler ve gönül sultanlarının büyük hizmetleri olmuştur. Gazi dervişler önce gönülleri fethetmişler. Gaza, cihat ruhunu yayarak halkın sevgisi ve gönlünü kazanmış, Anadolu'yu vatan yapan Alperen dervişler arazilere yurt yuva kurup iskanı açmışlar. Obalar ve köyler kurup tarım ve ziraatin gelişmesine öncülük etmişlerdir. Manevi fetihlerde kolonizatör Alperen dervişlerin sosyal hayat üzerindeki etkileri çok önemli. Anadolu'da her köyün, her obanın ayrı bir hikayesi vardır. Şehirler ve köyler bize kendi hikayelerini anlatır. Kameralarımızı Doğu Karadeniz bölgesine çeviriyoruz. Gönül Sultanı Gazi Alperenler. Anadolu'nun vatan olmasında vakıf medeniyetini unutmamak gerekiyor. Alperen dervişlere tahsis edilen vakıflar, sosyal devletin yapmakla mükellef olduğu hizmetleri yerine getiriyordu. Eğitim ve kültür hayatının en güzel uygulamaları, ilim irşat yeri olan tekke ve zaviyelerin etrafında sürdürülüyordu. Alperen Gazi dervişler sadece dini konularda değil, toplumu ilgilendiren her konuda çalışma yapıyordu. Doğu Karadeniz'de Türk fetihleri her bakımdan çok önemli. Bölgenin güneyinden başlayan fetih hareketi kuzeydeki şehir merkezlerinin fethine kadar devam etmiştir. Özellikle güneyden kuzeye doğru akan nehirlerin geçtiği vadilerde kurulan yurt, yuva ve obalar, Türk İslam medeniyetini asırlarca sinesinde barındırıp bugünlere gelmesine vesile olmuştur. Giresun ve Gümüşhane bölgesi, Harşit Vadisi'nin yukarı kesimlerine yerleşmiş Oğuz Türklerinin Çepni boyu buralara Uç Beyliği kurmuşlar. Fatih'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden yüzyıllarca önce Harşit Çayı'nın doğusunda Eynesil, Beşikdüzü, Kürtün, batısında Tirebolu, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap, Dereli ve Giresun'dan Battama Deresi'ne kadar olan bölgeyi Gönül Sultanı Gazi Dervişlerin önderliğinde Pontos Devleti'nden alıp vatan yapmışlardır. Bugün özellikle Yayla Dağları'nda çok sayıda şehitlik bulunmakta. Şehitliklerin olduğu yerler Çokmeşet, Meşet Obası, Meşet Beleni, Meşet Kıranı, Meşetlik gibi adlarla anılmakta. Kırımsat Obası'nın adının Kırmeşet yani çayırdaki şehitlik olduğu yeni ortaya çıktı. Bu bölgelerde asırlardan beri unutulmuş şehitlerimizi ziyaret edip Fatiha okuyoruz. Gümüşhane ve Giresun bölgesini vatan yapan Gönül Sultanı Alperen Gazi dervişlerden Mahmut Çağırgan Veli, Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş, Şeyh Mustafa, Şeyh Hüseyin, Şeyh Sinan, bölgenin fethinde ve imarında önemli hizmetler yapmış, Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon'u fethine büyük destek vermişlerdir. Din ve tasavvuf adamlarının bölge insanı üzerindeki manevi tasarrufları günümüze kadar gelmiş. Din adamları vatan savunmasında hep öncü görevler almışlar. Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Vadisi'nin 16 aya yakın Rus ordularına karşı savunulmasında zaferler tarihimize bir Çanakkale, bir de Harşit geçilmedi sözünün yazdırılmasında ve son olarak Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi gibi Giresun bölgesinden iki gönüllü alay toplanmasında din adamları önemli görevler üstlenmişlerdir.
Tirebolu Müftüsü Ahmet Necmettin Efendi, Karavelioğlu Mehmet Hoca, Veziroğlu Hasan Hoca, Kurtoğlu Hafız Mustafa gibi birçok din adamı camilerde vaaz etmişler. Kurtoğlu Hafız Mustafa Hoca bizzat Sakarya Meydan Muharebesi'ne gönüllü olarak katılıp alay imamlığı yapmıştır. Tirebolulu Hüseyin Avni Alparslan komutasında 42. ve Topal Osman Ağa komutasında 47. gönüllü Giresun alayları toplanıp Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında destanlar yazmışlar, şehit ve gazi olmuşlardır. Giresun bölgesi Kafkas cephesinden Kurtuluş Savaşı'na çok sayıda şehit vermiştir. Şehitler Anıtı, Harşit Irmağı. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Harşit Irmağı başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü'nün şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Harşit Irmağı Vadisi'ne Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı yapması takdir ile karşılanmakta. Kültür ve sanat değeri yüksek bir mimariyle yapılacak Şehitler Anıtı, Panorama Müzesi ve Mesire Alanı'nda Kafkas Cephesi savunması canlandırılacak. Çin'den başlayıp Gümüşhane Harşit Vadisi'nden geçerek Tirebolu'da denizle buluşan Tarihi İpek Yolu'nun kültür tarihimizdeki yeri tanıtılacak. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün Şehitler Mesire Alanı, şehit ve gazilerimize vefa borcumuzun ödenmesine, aziz ruhlarına Fatiha okunmasına vesile olacaktır. Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı'nı ziyaret edenler, Harşit Irmağı'nın zaferler tarihimizdeki yeri ve önemiyle Tirebolu Harşit Vadisi, Erzincan'dan Bitlis'e kadar Kafkas Cephesi'nin savunma altında verilen destansı mücadelenin tüm geçmişini öğrenip Orman Genel Müdürlüğü'nün şahsında devlet ve milletimize teşekkür edeceklerdir. Kameralarımızı şimdi de Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı yapılacak Harşit Irmağı Vadisi'ne çeviriyoruz. Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli ırmaklarından olan Bayburt-Gümüşhane sınırındaki tarihi Vavuk Dağları'ndan doğarak Gümüşhane ilimizin birçok yerleşim yerine hayat verip Giresun-Tirebolu'dan Karadeniz'de buluşan 160 kilometre uzunluğundaki Harşit Irmağı'ndan sadece su değil, Türk-İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harşit Irmağı dile gelir, size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun, ab-ı hayat olun, suyun kıymetini bilin. Harşit Irmağı'nı çevre katliamı yapan kum ocaklarına feda etmeyin vasiyetinde bulunur. Fetih ruhu ve vakıf medeniyeti. Giresun başta olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesinde ilim ve irşat faaliyetlerini sürdüren, bölgeyi vatan yapan Gönül Sultanı Alperen dervişlere tarih boyu devlet adamları önem vermiş ve onların hizmetlerinde kullanılmak üzere vakıflar kurup destek olmuşlardır. Bu vakıflar bir nevi kamu hizmeti görmüş ve devletin yapmakla mükellef olduğu hizmetleri devlet adına yapmışlardır. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen bu vakıflar halen varlığını sürdürmektedir. İşte bu vakıflardan bazıları. Mahmut Çağırgan Veli Vakfı. Alucra ve çevresinde eğitim, kültür hayatımız üzerinde silinmez izler bırakmıştır. Yavuz Sultan Selim yörenin 1501 yılına ait gelirlerini bu hizmetler karşılığında bu vakfa bırakmıştır. Şebin Karahisar ve havalisinde Şeyh Sinan Zaviyesi, Şeyh Süleyman Zaviyesi, Hasan Şeyh Zaviyesi, Urban Abdal Zaviyesi, Derviş Ali Zaviyesi, Çomaklı Baba Zaviyesi ve Şeyh Yusuf Zaviyelerinin bölgenin vatan olmasında önemli hizmetleri olmuştur. Giresun'un sahil kesiminde birer vakıf eseri olan Tirebolu'da Kasım Dede Zaviyesi, Mevlana Ede Derviş Zaviyesi, Yaraşur Şeyh Zaviyesi, Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife Zaviyelerinin yaptığı ilim irşat faaliyetleriyle bölgenin Türk-İslam medeniyetine açılıp
vatan olmasında önemli hizmetler yaptığı arşiv belgeleriyle ortaya çıkmıştır. Giresun yaylalarından sahile doğru asırlarca süren Türk fethinin Dereli, Bulancak, Piraziz, Keşap, Duruoğlu, Çamoluk, Kürtün, Tirebolu, Görele, Güce, Espiye ve Yağlıdere havalisindeki temsilcilerine ait vakıflar ve bunlara ait uygulamaların günümüze kadar ulaşmış olması vakıfların önemini göstermekte. Giresun'un vatan olmasında vakıf medeniyeti önemlidir. Şeyh Pir Hasan Vakfı 1316 tarihinde Giresun bölgesinde kurulan en eski vakıf eseri olarak bilinmektedir. Şeyh Pir Hasan kendi malı olan arazinin tamamını vakfetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Yavuz Sultan Selim Han'ın annesi Dulkadir oğullarından Alaüddevle'nin kızı Gülbahar Hatun adına tescil ettirdiği Giresun Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife Zaviyesi'ne vakfedilmiş. Vakfın kuruluşu 1544 tarihlerini göstermekte. Bu vakıflar Şebin Karahisar'da Şeyh Süleyman, Şeyh Sinan ve Şeyh Hasan vakıfları, Alucra'da Çağırgan Baba Vakfı, Duroğlu beldesinde Yakup Halife Vakfı, Tirebolu'da Melikahmet Vakfı, Yavuz Kemal beldesinde Şeyh Mustafa Vakfı, Piraziz'de Şeyh İdris ve Yağlıdere Tekke Köyü'nde Abdullah Halife Vakıfları, Türk İslam tarihinde vakıf medeniyetinin önemini göstermektedir. Karadeniz'de Türk İslam Medeniyeti. Tarihi İpek yoluyla İslamiyet öncesinde Karadeniz bölgesine yerleşen Türkler, İslam ordularının fethine destek olmuş ve hak dini seçmişlerdir. Giresun bölgesinin fethi, iskanı ve İslam medeniyetiyle şereflenmesi asırlar önce başlar. Oğuz Türklerinin Çepni boyu Fatih Sultan Mehmed'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden yüzlerce yıl önce bölgeyi fethederek Bayramlı ve Hacı Emiroğulları Beyliği kurup Giresun, Ordu ve Gümüşhane'yi vatan yapmışlardır. Kürtün yöresi ve Harçit Vadisi Çepni Türkleri tarihi açısından çok önemlidir. Bazı tarihi kaynaklara göre Harşit Vadisi, İslam medeniyetiyle çok önceden şereflenmiş, Türkler bölgeye Çin'den başlayan ve Tirebolu limanından Avrupa'ya giden tarihi İpek yolunu korumak için 1071 Malazgirt Zaferi'nden çok önce Kürtün bölgesine gelip yerleşmişler. Hem Ehl-i Beyt ve hem de Ehl-i Sünnet inancına sahip olmuşlar. Oğuzlar ve Çepni Türkleri ile ilgili çok önemli ilmi araştırmalar yapan merhum Profesör Doktor Faruk Sümer, Karadeniz bölgesindeki Çepnilerin Alevi olamayacağını, çünkü içlerinde Ebu Bekir ve Ömer isimlerinin kullanımının yaygın olduğunu kaynak göstererek dile getirmiştir. Bu ilmi araştırmaya rağmen bölgede halen dış kaynaklı bazı faaliyetler yürütülmesi her bakımdan düşündürücüdür. Şimdiden sonra Güce'de her yıl Hasan Şeyh'i anma programları yapılmaya devam edecektir. Yine 15 Temmuz'u da vesile bilerek ağaç başında şehitlerimizi anma programları devam edecektir. İlitköy sınırları içerisinde bulunan Karavelioğlu merhum alim Karavelioğlu'nun da anma programlarını gerçekleştireceğiz. Bunlar çok önemli değerler bizim için. Biz onları yaşatırsak yaşarız. Eğer tarihimizi yaşatırsak geleceğimize daha emin bakabiliriz. Emin adımlarla yürüyebiliriz. Veziroğlu Hasan Hoca. Harşit ve Gelavera Deresi Vadisi alimler ve evliyalar diyarı olarak da bilinmektedir. Kazıkbeli ve Akılbaba dağlarından doğan Gelavera Deresi'ne adını veren Gelavera Söğütini ve Sapmaz köylerinden önemli şahsiyetler yetişmiş.
Medresede okuyup ilim irfan sahibi, tasavvufi yönden Nakşibendi olan Karavelioğlu Mehmet'in hocası Vezirzade Hasan Efendi tanınmış bir alimdir. Çorum ve İstanbul'da okumuş, Espiye, Adabük'te hocalık yapmış, herkesin takdirini kazanmış bir alimdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kendisi de Veziroğulları sülalesinden olan araştırmacı yazar Vicabi Yıldız, Veziroğlu Hasan Hoca ile ilgili şu bilgileri veriyor. Osmanlı'nın son devir alim ve fukahasından olup 1853 senesinde Espiye'nin Hacı köyünde doğmuştur. Derin bir fıkıh bilgisine sahip olan Vezirzade Hasan Efendi çeşitli medreselerde dersiyamlık yapmış, en son Hacı köy medresesinde vazife irad etmiştir. Kendi el yazısıyla yazdığı notlarından anlaşıldığına göre Tokat medresesinde aşere takrib yani Kur'an-ı Kerim'i 10 imamın vücuhu üzere kıraat okuma ilmi alıp kurra hafız olmuştur. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'âni mâ huve şifâ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şam ve Arabistan'da uzun süre kalan Hasan Şeyh, Arapça ve Farsça bilmektedir. H.Z. Kitab-ı Mürşid-i Salihin adlı bir risalesi de bulunan Hasan Şeyh, 1929 yılında Tirebolu Hacıköy'de vefat etmiştir. Kameralarımızı Hacıköy'e çeviriyor, tarihi mezarlıkta asırlık meşe ağacı altındaki Vezirzade Hasan Hoca'nın mezarı başında Fatiha okuyoruz. Celevera Vadisi'ndeki Horasan Evliyaları. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın yaşadığı Gelevera, Güce ve Espiye bölgesi, göz ve gönül ziyafeti sunan muhteşem manzarasının yanında alimler, evliyalar ve şehitler diyarı olarak da bilinmekte. Fındık bahçeleriyle vatan haline gelen muhteşem manzarasıyla bir tabloyu andıran şehir ve köylerimiz bize kendi tarihini anlatır. Bölgelerde tarihi Dünya Harbi, Kafkas Cephesi, Harşit Savunması şehitlikleri ve Horasan erenlerine ait mezarlar bulunmakta.
Bu bölgelerdeki her köy bir Horasan Ereni tarafından kurulmuş, mezarlarına ocak denmiş ve ziyaret merkezi haline getirilip fatihalar okunmuş. Çepniler, Oğuz Türklerinin Çepni boyu, Doğu Karadeniz'i vatan yapan Çepnilerin ve vilayeti Çepni olarak bilinen Giresun, Esbiye ilçesi ve tarihi Çepni köyündeyiz. Bayramoğlu nahiyesi, yani bugünkü Soğukpınar beldesine bağlı ve yüzyıllardan beri süren önemli bir köy, Çepni köyü. Kafkas Cephesi, Harşit savunmasında karargah merkezi olan Esbiye Arpacık Köyü'nün kurucusu Arpacık Dede Türbesi ziyaret edilmekte. Arpacık Dede'nin incir ağacı yakmayın, sarımsak soğan gibi acı ekip dikmeyin, köy dışına kız verip almayın ve tavuklarınızla yolları kirletmeyin vasiyeti halen tutulmakta. Bu Arpacık'ta ocak varmış. Nedir orası? O işte o kabristanlığımızda yaptılar. Nedir o? Ne anlatıyorlardı onunla? Ya bu köye kuruluşuymuş. Bizim duyduğumuz. Buraya gelmiş böyle kaç yerler de dağılmışlar. Onlar 4-5 mi kardeşmiş diyorlar. İlla bizimki burayı işte burayı beğenmiş Arpacık olarak. Öyle deniyor. Ocak değil mi? Ocak. Burada acı yenmez, sarımsak ekilmez. Yok onlar olmuyor. Ekilmiyor mu? Yani olsa olur da etmiyor, gelmiyor. Bir anlat onu bana. Hasta ya. Olunuyor, sakat oluyor, üzüllü çocuk doğuyor. Evet, burası Arpacık ve diyorlar ki sarımsak, soğan, acı biber ekilmez. Ekilirse de hasta çocuklar öyle olur. Öyle oluyor. Evet. Burada boşanma da olmazmış galiba. Yok, öyle bir şey daha hazır yok. Hiç boşanma yok değil yok. Mi? Şimdi o sever birlik zamanı burada askeriyenin. Derdi ki keyvanımız tavla varmış, o kabristanımızın ardına çit var şimdi çiftli. Orada gölükler burada yaşarmış yani orada bakarlarmış. Bir derdi sarımsa giderlerdi derdi her birinin başları böyle olurdu. Onlara bir şey olmazmış askerler. Tarihi Bayramoğlu nahiyesi olarak bilinen Esbiye Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesinde Horasan Ereni Evliya Türbesi üzerine yapıldığı söylenen tarihi Dikmen camisinde yapılan duaların kabul edildiğine inanan insanlar halen uzak yerlerden burayı ziyarete gelip camide dua etmekte. Taflancık köyünün kurucusu Evliya'nın mezarı üzerindeki tarihi meşe ağacı ile ilgili kerametler anlatılmakta. Soğukpınar beldesinin merkezi Kozköy arşiv belgelerinde önemli bir ilim merkezi olduğu bildirilmekte. Adı Güzel Yurt olarak değiştirilen Keçi Köyü'nde tarihi dergah olduğu söylenmekte. Son devrin önemli alimlerinden Şahbaz Hoca'nın mezarının bulunduğu Yeni Köy'deki Evliya Kıran'ı bölgenin manevi tarihine ışık tutmakta. Kuru Geliş Köyü'nü kuran Horasan Ereni Pangal Dede'nin adına yapılan tarihi kemer taş köprü yıkılsa da Pangal Dede şelalesinde yaşamakta. Yeni Değirmenler, Tabiat Parkı'nın karşısındaki Avluca ve Seyidi Köy'ün birleştiği zirvedeki Hanbarcuk Mezarlığı'ndaki asırlık mezar taşları bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmakta. Kameralarımızı şimdi de o tarihi köylerden birine çeviriyoruz. Osmanlı Devleti'nde oymak, aşiret ve cemaat adları konusunda yapılmış tarihi araştırmada Konar Göçer, Yörükanı Türkmen taifesi olarak tanıtılmış Güce ilçesi Boynuyoğun Tekke köyünde Menteşe oğulları diye adlandırılan Menteşe Şeyhi Hasan Şeyh'in kabri bulunmakta. 500 yıllık geçmişe sahip medresenin kalıntılarının ve üzerinde ezan okuyan taşın olduğu dergahla ilgili birçok keramet anlatılmakta. Bu zatın bölgeye Osmanlı Devleti tarafından gönderildiği
ve peygamberimizin soyundan gelen Seyit olduğu rivayet edilmekte. Oğuz Türklerinin Çepni boyu üzerine ilmi araştırmalar yapıp kitap yazan merhum Profesör Doktor Faruk Sümer'in açıkladığı 1486 tarihli arşiv belgelerinde bugünkü Güce ilçesi sınırlarını içine alan Allah Nas nahiyesinden bahsedilmekte. Burada bulunan Konur Camii'nde görevli kişilerin olduğu dile getirilmektedir. 16. yüzyıla ait belgelerde bu nahiyeye ait köylerde yaşayanların tümünün Müslüman olduğu yazılmakta. 1515 yılında Menteşe Zaviyesi'ne mensup Derviş Hasan ve oğlu Mustafa'ya işaret edilmektedir. Zaviye çalışanlarının buradan geçen yolculara hizmet ettikleri yazılmakta. Güce müftüsü Haydar Bektaşoğlu, devralem kameralarına yaptığı açıklamada, asırlar önce kapı kapı dolaşarak insanlara İslam'ı anlatan bu gönül sultanları için her yıl anma programları düzenlediklerini ifade ederek şu bilgileri veriyor. Biz tabi burada Güce'de Hasan Şeyh denen yukarı boynu yoğunda o köy sınırları içerisinde bulunan merhum Hasan Şeyh'in yaptıklarını ve dini mübini İslam'a olan katkılarını araştırdık. Hakikaten gördük ki Hasan Şeyh'in bu yörede yaşatılması gerekiyor. Anılması gerekiyor. Hasan Şeyh'in yeni nesillere aktarılması gerekiyor. Çünkü Hasan Şeyh burada insanlara ev ev dolaşarak gerekirse ve dağ başında belki bir tekke açarak orada bir bugünkü Kur'an kursu diyelim açarak insanları eğitmişler. Ahlaki yönden onlara büyük katkı sağlamışlar. Bölgenin bereketli toprağına hayat veren akarsularından, zengin bitki örtüsünden, tarım ürünlerindeki çeşitliliğinden, yaylalarının kendine has güzelliğinden ve Çepni Türklerine kadar uzanan kadim tarihinden söz ettik. Vilayeti Çepni olarak bilinen Giresun bölgesi aynı zamanda bir evliyalar diyarıdır. Kasım Dede gibi Horasan erenlerinin kurduğu zaviyeler, devletin yapması gereken birçok sosyal hizmeti gönüllü olarak yaparak bölgeyi vatan yapmışlardır. Kameralarımızı önce Yağlıdere Tekke Köyü'ne çeviriyor, Hacı Abdullah Halife ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Ataları Şebin Karahisar, Alucra taraflarından Çakrak Yaylası üzerinden bu bölgeye gelmiş. Babasının adı Kasım Halife'dir. Tekke Köy'le Tuğlacık Köyü'nde zaviyeyi kurup yerleşmiş. Trabzon'da 1489-1512 yılları arasında valilik yapan Cennet Mekan Yavuz Sultan Selim'in de hocalığını yapmış. Yavuz Sultan Selim Han'ın ruhuna İslam'ın güzel ahlakını nakşetmiş. Abdullah Halife Efendi Hazretleri her Allah dostu gibi bir büyüye tabiydi. O büyüklerde toplumu ayakta tutan tasavvuf ocaklarının mensuplarıydılar. Bu ocakların toplumun her kesimine hitap eden çeşitli usulleri vardı. Ancak hedefleri tekti. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanıp Allahü Teala'ya ulaşmaktı. Gazi dervişler sağlam bir hoca silsilesiyle Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bağlıydılar. Onun sünnetinden kıl kadar taviz vermezlerdi. Bid'atlere ve onu yayanlara şiddetle karşıydılar. Yavuz Sultan Selim Han'ın ve diğer Türk sultanlarının dini tahrif edenlere karşı olan sert tutumlarının sebebi Hacı Abdullah Efendi Hazretleri gibi alimlerdir. Rivayet odur ki bazen Tekke Köy'den Trabzon'a Selim Han'a ders vermeye gidermiş. Köye dönerken yanına yol azığı olarak aldığı ekmeğin Tekke Köy'üne vardığında hala sıcaklığını muhafaza etmesi dikkat çekermiş. Hacı Abdullah Halife Hazretleri'nin kurmuş olduğu zaviyeye, çevre köylerden okumak için her yaştan talebe gelirmiş.
kameralarımızı şimdi de kerametleri sözlü tarih olarak nesilden nesile anlatılan Kasım Dede'nin yaşadığı Güce Boynuyoğun köyüne çeviriyoruz. Kasım Dede askerdeyken su üstüne seccade serip namaz kılarmış. Keramete şahit olan komutanı onu ödüllendirmek ister ve dileğini sorar. Kasım Dede, "Derin dereyi bana verin yeter," der. Komutan tarafından derin dere olan Gelever adresinin Boynuyoğun kısmını ona vakıf olarak verir. Kasım Dede bu bölgeye dergah ve zaviyesini kurup yol emniyetini sağlar ve devlet hizmetlerine katkı sunar. Yabanelik keçilerini sağdırır, dergahın aşevinde misafirlere ve yolculara ikram eder. Olayı çok merak eden gelinine bu durumu kimseye söylememesini tembih etmiş, gelin keçilerin nasıl sağladığını izlemeye başlayınca işin sırrı gitmiş ve dağa kaçan keçilerin sütünü bir daha sağmak mümkün olmamış. Kasım Dede Tekke köyü içinden geçen Gelevera deresi üzerine bir değirmen yaptırır. Bu değirmenin unu çok bereketli olur ve tükenmez. Şeyh Efendi halktan değirmenin teknesine bakmamalarını istemesine rağmen meraklanıp da zahire teknesine bakanlar burada ağzından tekneye buğday taneleri dökülen yılanı görüp çığlık atarlar. Yılan kaçar, keramet ve bereketin sırrı da yok olur. Bölgedeki alimler ve Allah dostları ile ilgili birçok keramet sözlü tarih olarak dilden dile anlatılarak bugünlere kadar gelmiştir. Kasım Dede ve zaviyesi hakkında bilgi veren en eski yazılı belge 1486 tarihli Trabzon Sancağı vergi defteridir. Kasım Dede Güce'ye bağlı Boynuoğun köyünde faaliyet göstermiştir ve halk arasında onun hakkında anlatılan birçok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayette Murat Şeyh, Menteşe Şeyh ve Hasan Şeyh adlı üç ermiş ve evliya kardeşten de söz edilir. İşte Kasım Dede bu üç kardeşten Murat Şeyh'in 9 çocuğundan biridir. Yayla göçü sırasında hastalanan Kasım Dede annesi tarafından bir ağaç kovuğuna bırakılır. Aradan geçen zaman içerisinde Kasım Dede'nin sağlıklı olan bütün kardeşleri yaylada veba hastalığı salgınından ölmüşlerdir. 8 evladını yayla mezarlığına bırakan Kasım Dede'nin gözü yaşlı annesi köye dönerken hasta diye ağaç kovuğuna bıraktığı oğlunun cesedini gömmek için ağacın başına gider. Fakat oğlunun yaşadığını ve bir elik keçi tarafından beslenip büyütüldüğünü görür. Keramet ehli veli bir alim olan Kasım Dede bölgede talebe okutup ilim irşat faaliyetleri yapar. Gönülleri fetheder. Kasım Dede'nin kerametleri vefatından sonra da anlatılmaya devam etmiştir. Öyle ki Kasım Dede defnedildikten sonra cenazesini kıldıran imamın mezarın üzerine bıraktığı kuru söğüt dalı yeşermiş. İşte dibinde Kasım Dede'nin mezarının olduğu düşünülen Gelavera köyündeki tarihi taş köprünün yakınında bulunan asırlık söğüt ağacının bu daldan filizlenip büyüdüğü söylenmektedir. Ne acıdır ki manevi tarihimize canlı şahitlik yapan asırlık söğüt ağacı altındaki Kasım Dede'ye ait tarihi mezar ve kemerli taş köprü baraj suları altında kalmıştır. Kasım Dede'nin mezarının bugün baraj suları altında kalması manevi tarihimiz açısından büyük bir ayıptır. Umuyoruz yetkililer Kasım Dede'nin asırlık söğüt ağacı altındaki mezarını baraj suları altından kurtarıp ziyaret yapılacak hale getirirler. Bir muhteşem Horasan Türkistan medeniyetinin halen yaşadığı yerdeyiz ama küçücük izleri kalmış burada. Kameralarımızı Kasım Dede zaviyesine ev sahipliği yapan günümüzdeki Boynuoğun köyüne çeviriyoruz. Gelevera Vadisi'nin orta kısmında yer alan Yukarı Boynuoğun köyünde kurulmuştur. Köy zaviyeden dolayı Tekke Köyü olarak isimlendirilmiştir. Kasım Dede'nin evi, aşevi ve değirmeni bu köydedir. Yıkılıp yeniden yapılmış olan Kasım Dede'nin evi dışındaki diğer yapılar orijinalliğini korumaktadır. Aşevi binasının yeri taştan bir duvarla çevrilmiştir. Kasım Dede'nin aşevi günümüzde daha çok ziyaret amaçlı kullanılmasına karşın ilk kurulduğunda olduğu gibi hala burada kazan kaynatılıp halka yemek dağıtılmaktadır. Tekke köy Kasım Şeyh'le ön plana çıkıyor. Kasım Şeyh'in hayatı, Kasım Şeyh'in İslam'a vermiş olduğu hizmetler çok büyük bu yörede.
Çok rivayetler var Kasımşehir hakkında, fakat benim bildiğim, yaptığım araştırmalarda Kasımşehir'i şöyle tanıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz aş evi diye biliyoruz biz burayı. Burada aş kaynatılmış zaman, yıllar önce. Buradaki İpek Yolu güzergahında olduğu için bu yoldan gelip geçenlere Kasımşehir evde yemek pişirir, pilav pişirir, buradaki yolculara dağıtırmış. Ve buradaki yolculara dağıtırken evdeki çocukları karşı çıkmaya başlamış. Kasımşehir der ki, baba sen bizim rızkımızı, sen bizim işte aşımızı buradan yoldan geçenlere yediriyorsun demiş. Ve Kasımşehir de demiş ki, yapmış buradaki kaşıkların hepsini toplatıyor. Ve eve getirttiriyor. Madem öyleyse diyor, eve getirttiriyor, toplatıyor. Bir ateşe atıyor kaşıkları. Ve kaşıkların içerisinde 5 tane kaşık yanmıyor. Diğer kaşıklar yanıyor, 5 tanesi yanmıyor. Ve diyor ki oğluna, oğullarına, çocuklarına, varislerine Kasımşehir, gördünüz mü diyor, 5 sefer Hızır Aleyhisselam da gelmiş burada yemek yemiş. O yanmayan kaşıklar Hızır Aleyhisselamların yediği kaşıklar diyor. Baba biz karışmıyoruz daha bundan sonra, nasıl biliyorsan baba öyle yap diyor, biz de sana hizmetkar olalım diyor. Halk tarafından Semah Düzü denen düzlüğün güneyinde Tekkeköy mezarlığı bulunmaktadır. Bu mezarlığın en önemli özelliği Kasım Dede haricindeki diğer şeyhlerin mezarlarının burada bulunmasıdır. Kasım Dede'nin zaviyesi ve evi Tekkeköy'ünde, mezarı ise Gelevera'dadır. Hayvancılığın ve ziraatin temel geçim kaynağı olduğu o yüzyıllarda Şeyh Kasım Güzleyinde, muhtemelen de bir sonbahar günü yaylada vefat ederek ebediyete göç eder. Köyden oldukça uzak olan yayla dağları eteğindeki Gelevera'ya defnedilmiştir. Büyük şimşir ağaçları altında Menteşe Şeyh ve oğlu Mustafa Şeyh'in türbeleri yer almaktadır. Ama bu türbelerin hiçbirinde yazılı şahide olmadığı gibi mevcut mezarlar taş ve ağaç gibi basit malzemelerle yapılmıştır. Belgelerde adı geçen Kasım Dede'nin babası Murat Şeyh'in mezarının nerede olduğu bilinmese de vefakar bölge insanı bu gönül sultanlarını unutmuyor, rahmet ve minnetle anıyor. Ruhları için dua ediyorlar. Kasım Dede'nin babası Şeyh Murat'la ilgili arşiv belgeleri sadece Boynuyoğun köyünün değil, vilayeti Çepni olarak bilinen Giresun ve Doğu Karadeniz bölgesindeki köylerin tarihine de ışık tutmaktadır. 1515 tarihli vergi defterlerinde Kasım Dede ve kardeşi Derviş Ahmet'ten bahseden arşiv belgesinde "Meskurun ceddi ehli velayet olup" ifadesine yer verilmektedir. Bu bilgi bize Kasım Dede'nin babası Şeyh Murat ve dedesi Kasım'ın Osmanlı öncesinde Pontus hakimiyeti sırasında kolonizasyon faaliyeti gösteren ilk Türk dervişlerinden olduğu bilgisini vermekte. Bölgenin tarihine ışık tutan 1486 tarihli en eski arşiv belgesinde şu bilgiler yer almakta. Zaviye-i Boynuyoğun 7 kişi, Şeyh Murat Veledi Kasım ve Hasan ve Demirci ve Bedir ve İbrahim ve Mehmet ve Yakup zikrolunan kimseler mezbur zaviyeye hizmet ederlermiş. Bu bapta Trabzon Sancakbeyi Hasan Bey ellerine mektup vermiş, ta kim bunlar dahi Ayende ve Revende'ye hizmet ederler. Arşiv belgeleri Doğu Karadeniz'in önemli tarih ve kültür merkezi olduğunu göstermekte. Giresun ve Gümüşhane bölgesindeki Harşit Çayı ve Gelevera Deresi vadilerinin asırlar önce Türkistan'dan gelen Çepni Türkleri tarafından vatan yapıldığı bilinmekte. Tirebolu, Güce, Espiye, Doğankent, Kürtün ve Torul bölgesi Türkistan medeniyeti tarihinde ihtişamlı geçmişe sahip. Bu bölgelerdeki kasaba, köyler ve obalar dile gelse lisan-ı haliyle bize kendi tarihini anlatır. Nasıl vatan haline geldiğini söyler. Bölgenin Türk-İslam yurdu olmasında çok büyük katkısı olan Horasan Alperenleri, Gönül Sultanları ve aziz ecdadımızı hiçbir zaman unutmayıp gelecek kuşaklara anlatıp tanıtmak gerekiyor. Bu belgeselle İslam'ın ileri karakolu mesabesinde olan Anadolu'muza ruh veren, bu coğrafyada milli bir ses, seda, nida ve Alperence bir şahlanışa vesile olan tüm gönül ehli zevatın ve ecdadımızın ervahına bir Fatiha okutabildikse ne mutlu.
Kasım dededen Karavelioğlu Mehmet Hoca'ya bölgenin Türk İslam yurdu olmasına öncülük edenleri, ilim ve irfanlarıyla gönülleri fetheden alimler, evliyalar, şehitler, gaziler, gönül sultanları ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Şu fani dünyada baki kalan gök kubbede hoş bir sada imiş. Değerli izleyenlerimiz, vatan sevgisi imandandır. Bu vatan kimindir? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır diyor şair. Evet, toprağa sıksan şüheda fışkıracak şüheda diyor. Ve bugün dağların başında, mezarlıkların kenarında o bölgeleri vatan yapan aziz ecdat yatıyor. O ıssız sessiz mezarlıklarda Anadolu'yu vatan yapanların izlerine rastlıyoruz. Bu belgeselde Doğu Karadeniz bölgesi ve özelde Giresun'un nasıl vatan olduğunu, vakıf medeniyetiyle nasıl vatan haline getirildiğini, Allah dostları ve aziz ecdat sayesinde nasıl yurt yuva kurulup asırlardan beri vatan olduğunu, gönül sultanları ile ilgili yerinde araştırma yapıp ekranlara getirdik. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.